evinizden iş yerinize kısa bir mesafe varsa bu araçlar gerçekten işinize yarayabilir. Bu araçlar ülkemizde pek fazla tercih edilmese de yabancılar sıklıkla kullanmakta. Bu videoda sizlere ulaşım için yapılan en ilginç araçları derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Normal patenlerin aksine yuvarlak iki tekerleğe benzeyen bu patenler hareket etme özgürlüğünü kısıtlamadan pateni özgürce yönetmenize olanak sağlıyor. Oldukça da havalı. Alışılmış kaykayların aksine bu canavar manyetik alan oluşturan motorlar sayesinde havada durabilmekte. Ortada bir tekerleği bulunan bu kaykay, elektrikli ve dengelemeyi sağlayan bir teknolojiye sahip. Yaklaşık 19 km hıza çıkabilen bu kaykay, erkekler için yeni bir oyuncak olmayı başarmış. Tasarım oldukça ilginç olan bu alet, yarı paten, yarı bisiklet olarak tasarlanmış. Arkada küçük iki tekerlek ve önde normal bir tekerleği bulunan bu bisiklet vücudunuzun hareketlerine göre kendini dengeliyor. Kullanımı da oldukça rahat. Hava bisikleti olarak adlandırılan bu alet altında bulunan iki güçlü pervane sayesinde yerden biraz yükselmenizi sağlamakta. 70 km hızla uçmanızı sağlayan bu alet biraz pahalı. Fiyatı tam 85 bin dolar. Bavul scooter'lar Çin'de oldukça yaygın. Hem bavul hem de scooter iki kişiyi rahatlıkla taşımakta. 19 km hıza ulaşabilmekte. Tam pil ile 59 km'den fazla gidebilmekte. Sadece 7 kilogram ağırlığında. Tek tekerlekli scooter olarak adlandırılan bu alette dengeleme sistemi bulunmakta ve rahat seyahat etmenizi sağlamakta. 9.8 kg ağırlığındaki bu scooter'da katlanabilir ayak yerleri bulunmakta. Bu sayede daha az yer kaplıyor. 16 km hıza ve 80 dakika kullanım sağlamakta. Her iki tarafında bulunan tekerlekleri sayesinde oldukça rahat kullanımı olan bu elektrikli scooter 20 km hıza ulaşabilmekte. Tam pil ile 39 km'den fazla yol gidebilmekte. Jetpack'te bir pilot kabini bulunmakta ve üstünde bulunan güçlü pervaneler sayesinde havalanmasını sağlamakta. Oldukça pahalı olan bu alet sınırlı sayıda kullanıcı için üretilecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.